Kurtuluştayız. Almanya meselesi. Almanya Türkiye'ye dönük saldırılarda nedense hep Amerika'nın gölgesinde kalan bir ülke. Bu yüzden olsa gerek her kritik dönemde gözler ilk olarak Amerika'ya çevrilir, sonrasında ise Almanya'ya bakılır. FETÖ'nün PKK'nın ipleri Amerika'dadır. Bu bilinir. Fakat bu iki örgütün de güçlerinin ağırlıklı bölümü Almanya'da konuşlanmıştır. Almanya bugüne kadar Türkiye'yi hedef alan saldırıların merkezi olmasa da bu saldırıların daima pratik üssü konumunda olmuştur. PKK büyük oranda Almanya merkezli bir yapıdır. Örgütün silahlı kanadının dışında kalan bütün yönetici kadroları Almanya'dan koordine edilir. PKK'nın siyasi uzantıları, sivil toplum kuruluşu adı altında örgütlenen küçük birimleri Almanya'dan yönlendirilir. Terör örgütünün insan ve finans kaynağının merkezi de Almanya'dır. 1980'lerden itibaren Almanya'yı merkez tutan terör örgütü buradan bütün Avrupa'ya yayılarak Türkiye'deki faaliyetleri için devasa bir kaynak yaratmıştır. Almanya'daki siyasi hukuki sistem terör örgütlerine alan yaratacak biçimde liberalize edilmiştir. Dünyanın en kanlı örgütü olarak PKK'nın Almanya'yı bir geri cephe, Türkiye'ye karşı bir saldırı üssü olarak rahatça kullanması bu yüzden Almanya'da hükümetlerin terör örgütünün faaliyetlerine karışma, müdahale etme imkanı da sınırlıdır. Almanya'ya hakim olan güç sistemin içinde ama devletin üstündedir. Bu nedenle bağımsız Almanya'dan bahsetmek de zordur. Birçok Avrupa ülkesinin durumu maalesef böyledir ve NATO'nun egemenliği bu ülkelerde tartışmasızdır. Neden Almanya ya da hangi Almanya sorusunun yanıtı aslında burada kendiliğinden ortaya çıkıyor? NATO'nun etki ve yönlendirmesi Almanya'daki hükümetleri aşan bir özellik göstermektedir. Üst akıl veya küresel örgüt adıyla tanımlanan yapılar NATO'nun içinde ete kemiğe bürünmekte vücut bulmaktadır. FETÖ terör örgütünün en önemli isimlerinin de Almanya'ya sığınması, burada Alman devletinin koruması altına girmesi tesadüf olmasa gerek. Ki bu kişilerin içinde Türkiye'deki büyük soruşturmaları yürüten savcılar, emniyet müdürleri var. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok hain FETÖ'cü soluğu Almanya'da almıştı. Yani demem o ki FETÖ'yü himaye eden güç Almanya mı yoksa NATO mu sorusu daha önemli bence. Gezi kalkışması ve çukur terörünün de ağırlıklı olarak Almanya'dan yönetildiğini unutmayalım. Bu iki büyük olay Türkiye'ye büyük zararlar vermiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine dikkat çekmesi de boşuna değil. Kemal Bey ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunuyor. Fakat bu temasların hepsi basına kapalı. Konferanslara katılıyor, fotoğraf karelerine giriyor ama konferanslarda konuşma yapmıyor. Bunlar sizce de tuhaf değil mi? Her seçim öncesi Kemal Bey'in Almanya'ya gitmesi tesadüf mü? Kendisi burada hangi temaslarda bulundu? Kemal Kılıçdaroğlu gibi HDP'nin eş başkanları da Almanya'dan habersiz tek bir adım atamazlardı. Hala da öyle. Bu tabloya bakıldığında Türk siyasetinin en önemli aktörlerinin Almanya'ya göbekten bağlı olduğu ve Almanya'dan koordine edildiği görülüyor. Ayrıntılarda çok fazla boğulmaya da gerek yok aslında. Her şey yeterince açık ve gözler önünde. Kurtuluştayız akşam.